ilimizin güzide basın mensupları, değerli basın emekçileri, cefakar ve vefakar dostlarım, Eğitim Birsen Elazığ Şubesi olarak düzenlemiş olduğumuz programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerle sadece 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle değil, çeşitli vesilelerle sürekli görüşüyoruz, bir aradayız. Fakat bu seferki buluşmamız bugünün sizlerin özellikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olması münasebetiyle sizlerle bir araya gelmek istedik. Katıldığınız için bizi mutlu ettiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dünyanın birçok yerinde basın emekçileri başta sosyal güvence imkanları olmak üzere güvenli, sağlıklı çalışma imkanından yoksundur. Aldıkları ücret insanca yaşama şartlarını sağlamada yetersizdir. Her 10 Ocak'ta siyaseten veya iyi dileklerle gazetecilerin daha insani, hak ve çalışma şartlarına sahip olmaları yönündeki yapılan açıklamalar genellikle güzel bir temenniden ibaret kalmakta, sorunlar ertelenmektedir. Eğitim Birsen olarak daha geniş yasal haklara sahip olmaları dileğiyle mesai kavramı olmaksızın gece gündüz demeden ter akıtan basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyoruz. En yakın çevremizden en uzak coğrafyalara kadar eksiksiz, tarafsız, doğru haber almak için doğru haber almak en temel hakkıdır insanların. Doğru bilgi egemenlik savaşlarının haber ve bilgi kirliliği ile daha fazla sürdürüldüğü günümüzde daha bir önem kazanır olmuştur. Basın tam bu noktada insanların doğru haber almasına aracılık etmesi yönüyle sosyal, kültürel, siyasal hayatımızda önemli bir işlev görmektedir. Günümüzde ileri bilgi teknolojileri ve internet imkanları sayesinde en şahsi olandan en genel ve sosyal alana kadar bütün olayların anında paylaşıldığı portal ve platformlar hayatın sıradan realitesine dönüşmüştür. Bu çağa ismini verecek derecede önem kazanan bilginin içerik, erişim ve paylaşımı haberin nitelik ve etkisini hiç olmadığı kadar arttırmış, değiştirmiştir. Artık haber de, haberci de her yerdedir. Aslında basını dördüncü kuvvet olarak güçlü kılan halkın sesi, hak ve özgürlük taleplerinin karşılanmasını isteyen geniş kitlelerin haber ve bilgi kaynağı olmasıdır. O nedenle demokratikleşme basının özgürlüğünden ve rahat çalışma şartlarından bağımsız düşünülemez olmuştur. Başka bir ifadeyle genelde bütün özgürlüklerin özelde basın özgürlüğünün sağlama oranı demokratik gelişmişliğin ve olgunluğun göstergesi sayılmıştır. Değerli basın mensupları, ülke olarak 28 Şubat darbesi ve daha sonra en son 15 Temmuz işgal girişiminde görüldüğü gibi yakın tarihimizde çok hazin, iğrenç ve kimi durumlarda gülünç çelişkileri hep yaşadık. İnsan hak ve özgürlüklerini ihlal etmeyi amaçlayan yasakçı ve sayaççı darbeci girişimlerin oluşturmak istedikleri karanlık kuşatmayı aydınlatmak gibi temel bir görevi ve sorumluluğu olması gereken basın bunu bir hakkın yerine getirmiş, hak ve özgürlüklere her zamankinden daha fazla duyarlı olmuştur. Bu basınımızın hem amacı hem varlık sebebidir. Basın mensuplarımız kar, kış, yağmur, çamur, soğuk, sıcak demeden oldukça zor şartlarda gece gündüz fedakarca çalışarak mesleklerini icra etmektedir. Doğal afetlere maruz kalmak, kaza geçirmek, hastalanmak, yaralanmak, kaçırılmak, tutsak edilmek, işkence görmek, rehin alınmak ve hatta öldürülmek gibi tehditleri göğüsleyerek bize doğru haber ulaştırmak için ter akıtan basın çalışanlarımız her kademede her türlü övgü ve takdiri hak etmektedir. Sağlıklı, doğru iletişim ve demokratik gelişme adına çok şey borçlu olduğumuz basın ve basın çalışanlarımız şeffaf, özgür, özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı bir anlayışla çalışması mesleğe daha fazla saygınlık ve önem kazandırmıştır ve kazandıracaktır. Bu bağlamda Elazığ ilimizdeki basın çalışanlarının üstün gayretleri takdire şayandır. Ben burada her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum.
gerek ulusal gerek yerel mecralarda ilimizin sesi olan dürüst, ilkeli ve bağımsız haberleriyle milletin vicdanı olan siz değerli basın emekçilerimizi tebrik ediyor, emeğinizin karşısında saygıyla eğiliyorum. Eğitim bir sen olarak bugünün meslek ilkelerine bağlı kalarak toplumsal hassasiyet içinde çalışmalarını sürdüren gazetecilerin mali ve sosyal haklarının teslim edilmesine, mağduriyetlerinin giderilmesine, çalışma şartlarının iyileştirilmesine vesile olmasını temenni ediyor. Vefat eden basın emekçilerimize Allah'tan rahmet diliyor. Bütün basın mensuplarının gününü tebrik ediyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.